Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ikinci dereceden fonksiyonlardan bahsedeceğiz. İlk olarak ikinci dereceden fonksiyonun tanımıyla başlayalım arkadaşlar. İkinci dereceden fonksiyon y eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde tanımlanmış bir fonksiyondur. Burada a, b ve c birer reel sayıdır ve a sıfırdan farklıdır arkadaşlar. Bu fonksiyonumuz yani y eşittir fx diye verecek olursak bu fonksiyonumuzun tanım kümesi en geniş tanım kümesi tüm reel sayılardır. Ve değer kümesi de gene reel sayılar olacaktır. Yani ikinci dereceden bir fonksiyon her x reel sayısı için tanımlıdır arkadaşlar. Peki bunu nereden biliyorum? Çünkü şöyle söyleyelim. X bir reel sayı, herhangi bir reel sayı olsun arkadaşlar. Bu durumda x'in karesi de bir reel sayıdır. İki tane reel sayının çarpımı da reel sayı olduğu için x'in karesi de bir reel sayıdır. Benzer şekilde a reel sayısıyla x'in karesinin çarpımı da ne olur? Bir reel sayı olur. X reel sayı olduğuna göre bunun b reel sayısıyla çarpımı da bir reel sayı olur. İki tane reel sayının çarpımı çünkü nedir? Reel sayıdır. Zaten C de bir reel sayı. Doğal olarak bunların hepsinin toplamı yani 3 tane reel sayının toplamı da ne olur arkadaşlar? Bir reel sayı olur. Demek ki her x reel sayısı için ax kare artı bx artı c tanımlıdır. Yani bir reel sayıdır. Öyleyse ikinci dereceden bir fonksiyonun arkadaşlar tanım kümesi tüm reel sayılardır diye ifade edebiliriz. Şimdi örnekler verecek olursak arkadaşlar en basit örneklerden bir tanesi ilk aklımıza gelen örnek ne olabilir? Hepimizin yakından tanıdığı değil mi? Y eşittir x kare. Y eşittir x kare. Burada a 1'e eşit. B ve C sıfıra eşit olmak üzere ikinci dereceden arkadaşlar bir fonksiyondur. Çok farklı örnekler yazabiliriz. Bir başka örnek olarak mesela ne yazabiliriz? İşte şöyle yazabiliriz. X eksi 3'ün parantez karesi eksi 7. Bu da ikinci dereceden bir fonksiyondur. X eksi 3'ün parantez karesini açarsam x'in karesi eksi 6x artı 9 eksi 7 ve bu da x'in karesi eksi 6x artı 9 eksi 7'den x'in karesi eksi 6x artı 2'ye eşit olur. Bu da ikinci dereceden gene bir fonksiyondur arkadaşlar. Başka bir örnek gene yazalım isterseniz. Bu da şu şekilde olsun. O da y eşittir 0.5. Arkadaşlar x artı 2'nin parantez karesi artı 3. İlk önce kare alma işlemini yapalım. X'in karesi artı 2x'in 2 katı 4x artı 4 artı 3. Burada 0.5'in toplama işlemi üzerine ne yapacağım? Çarpma işlemini dağıtarak düzenleyeceğim. 0.5x kare artı 2x artı 2 artı 3'ten o da ne eşit olur? 0.5x kare artı 2x artı 5'e eşit olur arkadaşlar. Başka bir örnek verecek olursak o da negatif katsayılı olsun. Y eşittir eksi x eksi 4'ün parantez karesi. İlk önce x eksi 4'ün parantez karesini alıyorum. X kare eksi 8x artı 16. Daha sonra da eksiyi parantezin içerisine dağıtıyorum. Eksi ile x karenin çarpımı eksi 1 var burada. Eksi 1 ile x karenin çarpımı eksi x kare. Eksi ile eksinin çarpımı artı 8x ve eksi 16 şeklinde ne yapmış oluyoruz? Arkadaşlar sorumuzu çözmüş oluyoruz.
Yani örneklerimizi vermiş oluruz. Özür dilerim, soru çözmedik çünkü şu anda. Pekala, şimdi bir tanım vereceğim. Ve bu tanımda neyi vereceğiz? Bu tarz fonksiyonların biz grafiklerini ne diyoruz? Onu söyleyelim. İkinci dereceden bir fonksiyonun, yani bunları karesel fonksiyonlar da deniyor arkadaşlar. Evet, y eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde verilen ikinci dereceden fonksiyonun grafiğine ne denir? Parabol denir arkadaşlar. Burada tabii ki a, b ve c reel sayılardır. A da sıfırdan farklı olmak durumundadır arkadaşlar. Peki bunların grafiklerinden bazı örnekler verelim. Grafiklerini çizmeye biraz daha göstereceğim ama şimdilik y eşittir x kare eksi 4. Bakın parabolünü vermişiz. Bu parabol kolları yukarı doğru olan x eksenini eksi 2 ve 2'de kesen ve eksi 4 noktasında bir yerel minimuma sahip olan bir paraboldür arkadaşlar. Bu parabolün veya bu fonksiyonun, yani y eşittir x kare eksi 4 fonksiyonunun tanım kümesi tüm reel sayılardır. Görüntü kümesine bakacak olursak arkadaşlar, bu fonksiyonun alabileceği en küçük değer eksi 4'tür. Y eşittir eksi 4'tür. Eksi 4'ten daha küçük değer alamaz. Eksi 4 ve 4'ten büyük olan tüm reel sayılar bu fonksiyonun görüntü kümesidir arkadaşlar. X eksenini kestiği noktalar eksi 2 ve 2'dir. Yani şöyle söyleyelim. X kare eksi 4'ü 0'a eşitlerseniz bu eşitliğin çözüm kümesi, bu denklemin çözüm kümesi bu fonksiyonun x eksenini kestiği noktaların nesini verir? Absislerini size verecektir. X eksenini kestiği noktaları verecektir. Bunu da şu şekilde isterseniz 2 kare farkından yararlanarak çözebilirsiniz. 2 kare farkı x kare x 4, x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımına eşittir. X eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı 0 olması için x'in 2 veya x'in eksi 2 olması gerekir. Şu şekilde de çözülebilir. Bir başka yöntem olarak şurada çözülü kullanılabilir. Veya diyelim. Burada dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi şu. X'in karesi eksi 4 sıfıra eşitse x'in karesi neye eşittir? 4'e eşittir. Ben bu bir denklemi çözebilmek için her iki tarafın karekökünü almak zorundayım arkadaşlar. Her iki tarafın karekökünü aldığımda karekök içerisinde x kare mutlak değer x'e eşittir. Karekök içerisinde 4 de mutlak değer 2'ye, yani 2'ye eşittir. Mutlak değer x 2'ye eşit olursa iki durum söz konusudur. Ya x 2'ye eşittir ya da x eksi 2'ye eşittir. Genel olarak öğrenciler bu tarz sorularda şöyle bir hataya düşüyorlar arkadaşlar. Yanlışımızı da görelim ki daha iyi anlayalım. Mesela şimdi x'in karesi eksi 4 eşittir 0 dedikten sonra x'in karesi eşittir 4 diyor. Ve daha sonra da her iki tarafın karekökünü alıyor. X kare eşittir karekök içinde 4 ve x'in karesinin karekökünü x olarak çıkartıp sonuç sadece x eşittir 2'dir diye buluyor. Burada yaptığı hata nedir? Yaptığı hata şudur arkadaşlar. X'in karesinin karekökü mutlak değer x'e eşittir. Yani bu çok önemli bir tanım. Mutlak değer x, x'in cebirsel tanımı da diyebiliriz. Mutlak değer x, x'in karesinin karekökünü eşittir. Mutlak değer x'i de eğer hatırlarsanız bir sayının sıfıra olan uzaklığı idi. Doğal olarak x'ler sıfırdan büyük veya eşit olduğunda mutlak değer x'e eşittir. X'ler sıfırdan küçük olduğunda ise
ne olur arkadaşlar? Eksi x'e eşit olur. Doğal olarak x kare eşittir 4 denkleminin çözümü mutlak değer x eşittir 2'dir. Mutlak değer x'in 2'ye eşit olması da iki farklı şekilde söz konusu olabilir. Yani mutlak değer x 2'ye eşitse ya x0'dan büyüktür ve bu denklemin sonucu 2 çıkar ya da x0'dan küçüktür ve denklemin sonucu x eşittir eksi 2 çıkar. Gördüğünüzde zaten iki tane nesi var? X eksenin kestiği noktası var arkadaşlar. Başka bir parabole bakalım. Bu parabolümüz ise y eşittir 3x kare eksi 12x artı 14 parabolü. Bu parabole baktığımız zaman şunu gözlemliyoruz. Parabolümüzün x'e 0 verecek olursak y'si 14, y eksenini y eşittir 14'te kesecek ama gördüğünüz üzere x eksenini kesmiyor. Yani aslında 3x kare eksi 12x artı 14 hiçbir reel sayı için 0'a eşit olmuyor veya bir başka ifadeyle 3x kare eksi 12x artı 14 eşittir 0 denkleminin reel kökü yok. Birazdan bu konulara ayrıca gireceğim. Şimdilik sadece söz olarak vereyim. Denklemlerin, çünkü ikinci dereceli denklemlerin köklerini nasıl bulacağımı da ayrıca anlatacağım. Ama bakın burada da x karenin katsayısı. Şuna dikkat edelim yalnız. X'in karesinin katsayıları pozitif olduğu zaman her iki örnekte de bakın kollarının yukarı doğru olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ve mesela şurada dikkat ederseniz şu noktada da ne olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bir en küçük değer, yerel minimum değerin alındığını gözlemleyebilirsiniz. Farklı bir örnekte y eşittir 3 eksi 2x eksi x kare parabolü verilmiş. Bu parabolümüzün de gördüğünüz üzere iki noktada x eksenini kestiğini görüyorsunuz. X'in karesinin katsayısı negatif olduğu için kolları aşağıya doğru olan bir parabolle karşı karşıyayız ve burada da bir yerel maksimum var. Bu yerel maksimum noktalarını nasıl bulacağımızı veya yerel minimum noktalarını nasıl bulacağımızı da ayrıca dersimizin ilerleyen kısımlarında ne yapacağız arkadaşlar, göstereceğiz. Arkadaşlar böylelikle biz ne yapmış olduk? Bir parabolün grafiğine bakmış olduk veya ikinci dereceden bir fonksiyonun grafiğinin nasıl olacağını görmüş olduk. En azından şunları biliyoruz. Y eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde bir fonksiyon verildiğinde bu fonksiyonun grafiği bir paraboldür. Ve bu parabolün kolları yukarı doğrudur. Eğer x karenin katsayısı yani a sıfırdan büyük ise parabolün kolları yukarı doğrudur diye söylemiş olduk. Ve x karenin katsayısı yani a sıfırdan küçük ise parabolün kolları nedir arkadaşlar? Aşağı doğrudur diye söylüyoruz. Dersimi şimdi burada noktalandıracağım. Ne yapacağız arkasından? Arkasından yapacağımız işlem şu. Ben bu parabolün x eksenini kestiği noktaları nasıl bulabilirim? Yani aslında soru şu. Birincisi ax kare artı bx artı c parabolü x eksenini ne zaman keser? Kestiği zaman da ben bu noktaları nasıl bulabilirim? İkinci soruda ne olacak? Bu tepe noktasının koordinatlarını nasıl bulabilirim olacak? Bunlar bir sonraki dersimizin konusu. Hepinize teşekkür ediyorum. Vaktinizi hep dinlediğiniz için sağlıcakla kalın diyerek dersimi sonlandırıyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.